canımlar, çoğu epizodda dedim ki isim ne? Dedim ki isim ne, cümlede nerede yer alır? Ya da çoğu epizodda yaptım ki sıfat ne? İzlediniz mi bunları? Çok güzel olmuş. Ama bu epizoda ve sonraki epizodlarda söyleyeceğim ki fiil ne? O da çok önemli ama çok basit. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. So, let's start. What is verb in English? İngilizce dili ya da İngilizce grammarı fiil. Nedir? The verb itself can be a sentence. Even without a subject, yani bir fiili, hem de İngilizce, hem de Türkçe, hem de başka diller bir cümle gibi olabilir. Yani eğer özne, nesne de yoksa sorun yok. Git, gel, ye, İngilizce, come, go, eat, drink, drive, Verb is as a word that signifies doing something. Fiil bir şeyi yapmaya ifade eder bir kelimedir. Verbs are words that describe what people do, how they feel and how things are in general. Fiiller İnsanların ne yaptığını, nasıl hissettiklerini ve genel olarak işlerini nasıl olduğunu açıklayan bir kelimedir ya da kelimelerdir. The verb is the one of the most important part of speech in English. Yani cümle fiilsiz olmaz. Verbs often comes after subject in a sentence. Fiiller genellikle cümlede isimden sonra ya da özneden sonra ya da zemirden sonra cümlede yer alır. Yes! Bu gramer çok basit ama çok önemli ki fiil cümlede nerede yer alır? Okay, let's have some examples. I every day, I every morning, I every night. Fiil ne mesela? I read news every day, I eat breakfast every morning, I watch television every night. Fiiller farklı. Güzel. Başka bir epizodda ben dedim ki en önemli fiiller, yani 70 tane en önemli fiiller ne? İzlediniz mi? Ya da başka epizodda dedim ki ne zaman o fiil es ya da ies ekliyorsun? O nasıl? İzlediniz mi? Are you way day? Özneler eğer varsa fiil istemiyor. He, she, it. O fiil is lazım. For example, he reads news every day. She eats breakfast every morning. Fiiller biraz farklı. Başka epizoda dedim ki state verbs onlar ne? Ya da başka epizodda da dediğim ki auxiliary verbs onlar ne? Ya da geçenki epizodda dedim ki modal verbs bunlar ne? Cümlede nerede yer alır? İzlediniz mi? Fiiller farklı. For example, stative verbs, auxiliary verbs, modal verbs, action verbs, linking verbs, regular and irregular verbs, transitive and intransitive verbs, phrasal verbs, prefix and suffix verbs. Bunların farklı.
Hepsi bunları söyleyeceğim. Merak etme. Bu epizodda söyleyeceğim ki regular and irregular verbs, düzenli ve düzensiz fiiller ne? Sonraki epizodda söyleyeceğim ki action verbs, linking verbs, transitive and intransitive verbs and phrasal verbs, onlar ne? Ve üçüncü epizodda söyleyeceğim ki eğer son ekler ve ön ekler eğer eklersin o fiil nasıl olacak? Çoğu öğrenciler hala soruyorlar ki hocam bu ne? Tabii ki fiil ama ne? Ne zaman? Ne için? Çok kolay. Fiiller hem de regular hem de irregular. Yani düzenli ve düzensiz. Düzenli çok kolay. Eğer past yani geçmiş zaman ya da past participle kullanmayı istersin, ed ekliyorsun. Bitti. For example, play, oynamak. I play football. I played football. I had played football. Bake. Cake yaparken, pişirken bake kullanıyorlar. For example, I baked cake. I baked cake. I had baked cake. Listen. I listened to my teacher. I listened to my teacher. I had listened to my teacher. Eğer senin fiili sonuncu harf i, sadece d ekliyorsun. Eğer fiili sonuncu harf y, y i oluyor ve ed ekliyorsun. Eğer senin fiilin sonuncu harfler consonant, vowel, consonant, sonuncu harf double yazıyorsun ve ed ekliyorsun. Ve başka fiiller de zaten ed. Ama düzensiz fiiller, irregular verbs, bunlar ne? Kolay ama çalışman lazım. Çok. Just keep in mind. Başka bir şey yok. For example, do, did, done, sing, sang, sung. I sing new music. I sang new music. I have sung new music. I swim every day. I swam yesterday. I had swum every day. Drive, drove, driven. I drive to work. I drove to work yesterday. I had driven to work. Yani o fiil birinci farklı, ikinci ke past farklı, üçüncü past participle farklı. Bazı düzensiz fiilleri birinci, ikinci ve üçüncü aynıdır. For example, set, set, set. Cut, cut, cut. Ve bazı ikinci ve üçüncü aynı. For example, sell, sold, sold. Aferin sana canımlar. Eğer geçenki epizodda ki ben dediğim en önemli fiiller, 70 tane en önemli fiiller eğer izlemedin lütfen izleyin. Ve bu epizod ve sonraki epizodda söyleyeceğim ki fiil ne? O zaman cümle çok güzel ve temiz olacak. Yazmayı için grammar Türkçe gibi çok önemli. Yes. Lütfen sonraki epizodu unutmayın. İzleyin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin canımlar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Have a good day. Hoşça kalın canımlar.